geldiniz. Merhaba. Ne şikayetiniz var? Yüzde karışıklık. Son yıllarda gerçekleştirilen estetik operasyonların sayısı giderek artarken işlemlerin uygunsuz koşullarda yapılması vatandaşların hayatına mal olabiliyor. Doçent Doktor Ayşe Esra Koku Aksu ile dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Erdil donanımsız alanlara karşı klinikte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Evet, bizim kliniğimize de özellikle bu tip kozmetik işlemlerin olumsuz yan etkileri ya da komplikasyonları nedeniyle başvurular oluyor ve bu başvuruları yönetmek, bu hastalara tedavi sunmak aslında daha zor oluyor. Dolayısıyla bizim hastalarımıza önerimiz ya da danışanlarımıza önerilerimiz bu işlemleri muhakkak uzman dermatolog ya da plastik cerrahlar yapılması ve kendilerine uzman doktorlar seçerek uygun klinik şartlarında sterilite önlemlerine de dikkat edilecek şekilde bu işlemleri yaptıracak bir merkez seçmelerini öneriyoruz. Üzüntüyle izliyoruz gerçekten bu haberleri. Hastalarımız kendi mevcut hallerinden daha güzel bir hale gelmek için aslında bu işlemlere başvuruyorlar ama önce sağlık, dolayısıyla bu işlemlerin güzelleşmek adına yapılan işlemlerin de önce sağlık denilerek daha güvenilir ortamlarda, daha güvenilir şartlarda yapılmasını öneriyoruz. Kesinlikle pandemi sonrası kozmetik işlemlere, dermokozmetik ürünlere, cilt bakımına talepte bir artış var. Kozmetik uygulamalar gerçekten son dönemde giderek artan sıklıkta. Biz de kliniğimizde uyguluyoruz ama dışarıda uygulandığını görüyoruz. Uygun olmayan koşullarda, hekim olmayan kişiler tarafından yapıldığında maalesef biz de üzülerek komplikasyonlarına rastlıyoruz. Bize de polikliniğe geliyorlar. Biz burada İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dermatologlar tarafından uygun ortamlarda, steril koşullarda, güvenle, PRP, dolgu, mezoterapi, botulinum toksin gibi uygulamaları yapıyoruz. Leke tedavisinde, kırışıklık tedavisinde, yine saç dökülmesinde etkili güzel sonuçlar aldığımız uygulamalar bunlar. Tabii bir işi yaptığımız zaman gerçekten bu işin uzmanı olmamız lazım. Onun komplikasyonlarıyla baş edebilmemiz lazım. Yani yaptığımız bir işi yapıyorsak, onu elimizi onun altına koyuyorsak, bunun komplikasyonlarıyla da karşılaşmamız lazım. Değilse de bu işi hiç yapmamız lazım. Kozmetik uygulamalarda gerçekten giderek artan oranda bir bizden de beklenti var. Bir artış olduğunu biz de gözlemliyoruz. Kozmetik uygulamalara karşı hem hastalık hem yaş alma kırışıklıkla ilgili bir beklentide arza talep var. Bunu biz de gözlemliyoruz. Saç dökülmesi sık gördüğümüz bir talep. Leke, en sık gördüğümüz kırışıklık, saç dökülmesi ve leke tedavisi. Lütfen hekim olmayan kişilere derimizi emanet etmeyelim. Derimizi uzmanına emanet edelim. Bu tür işlemleri yapacağımız zaman, yaptıracağımız zaman klinikleri tercih edelim. Merdiven altı, uygun olmayan, steril koşullarda olmayan yerleri tercih etmeyelim. Bugün buraya göz çevremdeki kırışıklıklardan rahatsız olmam nedeniyle botoks işlemi için başvurdum. Neden burası? Çünkü sosyal medyaya ve haberlere yansıyan birçok estetik operasyon işlemlerinden sonra artık merdiven altı dediğimiz işlemlerden korktuğum için bu yüzden daha bakanlık çatısı altında uzman hekimlere güvenerek o yüzden burayı tercih ettim.